Gel abim gel 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 gel. Kemer abi kemer 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 tası burada abi. En güzel kemerler burada abi. Her bedene uygun güzel kemerler vardır. Gel gel abi gel gel gel. Gel gel kemere gel kemer. Of kemere bak param olsa da taksam. Lan Onur. Efendim patron. Lan oğlum biz ne satıyoruz? Kemer satmıyor muyuz? Ne kemeri geri zekalı manav lan biz. Manav mıyız? Şey ha tamam patron pardon. Gel abi gel 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 elmaya gel elmaya. Elmaya taze taze elma. Yok o taze taze meyve mi? Yok. Taze taze olan neydi lan? Taze taze süt müydü? Öyle bir şeydi. Gel abi gel gel gel. Abim bak gel gel armut verim sana gel. Abim gel sana elma verim gel gel elmaya gel elmaya. Abim dur 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 ayvayı verim sana ayvayı yersin abi. Ay ay her çeşit meyve var. Üzüm üzüme baka baka kararmış gençler buyurun. Üzüm üzüm. Onur gel bakın buraya. Geliyorum patron. Geldim patron. Bak şimdi sana bir tane görev vereceğim Onur. Bakın yapabileceğim mi? Ne patron hemen söyle yapayım. Benim aracımı götürüp yıkatıp geleceksin. Şu kırmızı olan değil mi patron? Aynen öyle. Al bakayım anahtarı. Aracımın başına bir şey gelirse var ya senin kafanı kırarım ha. Tamam patron niye kızıyorsun ki sen? Hadi bakalım. Radyoyu karıştırma. Radyoyla fazla oynama. Tamam patron niye bağırıyorsun ki? Hadi arkadaşlar o zaman. Bugünkü görevimiz belli oldu. Patronun aracını götürüp yıkayacağız. İyi oldu ya. Eğlenceli. Götürüp yıkayalım. Şöyle patronun arabasını uzaktan çekeyim. Vay vay vay. Lan ne bakıyorsun salak salak arabaya götürsene. Tamam patron. Tamam. Lan ne kızgın adam ya. Yavaş yavaş gidelim. Lan 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 lan. Fren yerine gaza bastım arkadaşlar. Oğlum benim bu arabaya var ya çok dikkatli bakmam lazım. Öyle hemen uçalım sağa doğru. Benim bu arabayı sağlam getirmem lazım. Patronumun güvenini kazanmam lazım. Ve benim artık lan 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 aracı vurdum aracı vurdum aracı vurdum ya hayır ya aracı vurdum abi. Abi ben bu arabaya nerede bakabilirim ya tamponu vurduk ya. Tamponu vurdum. Patron var ya öldürecek beni. Şöyle şuraya bir çıkayım da bakayım araca. Heh. Abi tamponu vurdum. Hayır ya. Abi tamponu vurdum ya. Oha ya. Komple boya falan gitmiş. Abi arabayı vurdum ya. Komple gitmiş ya. Neyse götürmemem bizim o üstte bir tane benzinlik istasyonu olan yer vardı. Orada şey satıyorlar, boya falan satıyorlar. Ben hemen oraya götürüp boyayım fark etmez. Hemen götürüp boyayım oraya. Götür 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 götür. Patron hiç haberi olmadan hemen halledeceğim. Derken patron aradı. Efendim patron. Onur, arabam nasıl lan? Patron bir benim halımı keyfimi soraydın. Bana ne lan senden hırbo? Nasıl araba? Çok iyi, çok iyi. 10 numara konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Sen hiç merak etme. Lan ne diyorsun lan? Ya patron arayıp sorgun şu şeye bak ya arabam nasıl iyi yani kalif keyfi yerinde. Tamam lan ne atar yapıyorsun kapat. Saçma saçma sorular soruyor bu da ya. Bari düzgün soru sor da ben de düzgün cevap vereyim. Zaten vurduk aracın yanını götürdü komple. Abi bu beni işten kovar ha. Harbiden bu öğrenirse beni işten kovar kesin. Benim bu arabayı onun karşısına çıkarmam lazım ama aracı çok iyi bir şekilde yapmam lazım. Hiç anlamaması gerekiyor. Yani böyle bir olay yaşandığından dahi haberi olmaması gerekiyor. Yoksa beni alır çiğ çiğ yer abi. Harbiden yoksa işimden olacağım ben ya. Ne güzel de işim var. Hayır ben bu işten olamam abi. Hayır. Hayır. Patrona hiçbir şey çaktırmayacağım. Güzel bir şekilde her şeyi halledeceğim. Hiçbir şey fark etmeyecek. Hiçbir şey. Şöyle gideyim ben oraya doğru ama biraz zaman kazanmam lazım. Zaman kazanmam lazım. Yoksa anlar yani. Harbiden zaman kazanmam lazım. Hem de baya baya bir zaman kazanmam lazım. Oraya hemen boyayım. Halledeceğiz arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Hiçbir problem yok. Gidelim şu boya yerine. Ulan harbiden
Beni direkt kovar. Bana olan bütün güveni zaten biter. Evet arkadaşlar. Hem derin benzinlik burası. Şu ileriden hemen bir dönüş yapayım. Halledeceğim oğlum ben bu mevzuyu. Hiç patronun haberi bile olmayacak. Bas abi bas bas bas. Girişi neredeydi lan? Buranın girişini de bilmiyorum ki. Kenardan yanaştırayım ben. Heh. Tamam. Şöyle el frenini çekeyim. Tamam. Hemen ben gidip böyle bir adamı çağırayım. Bir baksın gelsin. Bu pezevenk de buraya tehdit kurmuş sanki ya. Ne yapacaksın lan? Düşmanlarından mı koruyorsun oğlum? Mal mısın? Nesin sen ya? 2 saat git yol bitmiyor lan. Koşa koşa yol mu bitirir ya? Çin sette kurmuş pezevenge bak. Nihayet bütün işleri hallettim arkadaşlar. Salağa bak, salağa nasıl çıkıyor. Mal lan bu. Sürmeyi bilmiyor ha. Salak ha bu. Ulan ne adamlar var. 2 saatte sürüp çıkamadı. Trafiği zor duruma düşürüyor. Lan arabayı çaldılar lan. Lan arabanın içinde cüzdan vardı bari onu verseydin şerefsiz. Arabayı çaldı ya. Lan dur hacı dur. Arabayı çalmış sen üzerime sürüyorsun ya. Lan gel buraya gel. Ulan nereye gitti lan o? Arabayı çaldırdık ya, içinde cüzdan vardı ya. Onu vereydin belki. Hayır abi, arabanın üzerinde anahtar bıraktık diye araba çalınır mı ya? El freni çekik de acaba onu nasıl halletti ya? Çözemedim ben. Neyse gideyim ben yavaştan. Nereye gideceğim bilmiyorum ki, ne yapacağım, ne yapayım lan. An patron arıyor. Efendim patron. Lan kaç saat oldu lan, bitmedi mi iş lan, nasıl yıkama lan o? Ya patron sıra var, sen niye mi arıyorsun? Kaç tane sıra var? 98 tane sıra var patron. 98 tane sıra mı? Ya patron, bak öyle bir yıkamaymış ki aracı değiştiriyormuş, bak sana söyleyeyim. Yapalım bence. Sıraya beklemeye değer, ben beklerim, sorun yok. Öyle mi diyor? Tamam o zaman sen yap, sonra getirirsin. Hadi bakalım. Güne kahveyle başla. Birazdan güne nane ile başlayacağım. Adam arabasının olmadığını öğrenince naneyi yedirecek bana. Şu durakta 2 dakika oturayım la. Ne yapacağım ben ya? Ulan arabayı da çaldırdı. Hayır, içindeki cüzdan da gitti ya. Naneyi yedik şimdi ya. Bir dakika. Benim eniştemin arabası var. Ben eniştemin arabasını acaba ona sizin araba diye kakalar mıyım? Yer mi acaba lan? Abi yerse var ya 10 numara olur ha. Ama tüh ya, eniştemin arabasının rengi siyah. Yoksa her şey uyuyordu ona. Aynısıydı. Lan ben boyarım onu. Boyarım, evet, sıra çok dedim. Zaten yeni gibi olur boyarsam. Ulan oğlum öyle bir zekiyim ki kendimle gurur duyuyorum. Zeka fışkırıyor benden ya. Koş koş koş. Koş, beklemenin zamanı değil. Tamamdır ya, bunu anlamaz, hayatta çakmaz ya. Nereden anlayacak ki onun arabası olup olmadığını? Baksana abi, aynısı olmuş resmen ya. Renk tıpatıp aynısı yani, anlamadım, imkanı yok. İmkanı yok, anlamaz. Tamamdır. Tamamdır artık, bu onun arabası gibi bir şey oldu. Arkada Doblo yazıyor ama yapacak bir şey yok yani, ne yap? Ulan şu rüzgarları sökmemişler ya. Şu rüzgarları sökün lan. Adam anlayacak ya. Neyse, o da benim hediyem olsun. Bak içi de aynı hemen hemen. Bir şey anlamaz ya. Ben götürüm yavaşta. Gelen giden olmasın. Arabayı vurmayalım. Ben o aracın tamponu vurmuştum şeye. Burada o da yok. Tertemiz. Anlamaz yani, sorun yok. Çökten çözdüm sorunu. Yani sorunu kökten çözdüm arkadaş. Ulan ne zekiyim ya. Cık, harbiden zeka fışkırıyor benden ya. Kesinlikle anlamaz. Ulan o benzinlikli arabayı kim aldı götürdü lan? İnsanlara hiç güven kalmamış ya. Bir anahtarı üstünde bıraktık bir gittik tuvalete. İnsanlara güven yok abi. İnsanlara güven kalmamış. Harbiden insanlara güven kalmamış. Hemen almış götürmüş ya. Hemen ya.
Halbuki bir şey de değil. Arabanın üzerinde anahtar gördük diye hemen almam mı gerekiyor ya? Getirim aracını da teslim edeyim. Bir an önce iş benden çıksın artık. Harbiden kovulacağız durduk yere. Güzelim işimden şey kovuluyordum az daha ya. Neyse ki çok zekiyim, bu fikir aklıma geldi. Enişteme olan oldu ama yapacak bir şey yok. Bu da güzel araba yani. Aynısı, pek de bir şey farkı yok. Farklı diyen kördür yani. Ne farkı var halbuki ya? Aynısı. Götürelim, verelim. Heh, geldik zaten. Şöyle fark edeyim ben. Heh. Durduralım aracı. Ha, şurada bekliyor. Hadi bakalım ne diyecek. Lan Onur. Oğlum bu nasıl araba lan? Niye patron, ne oldu? Araç ne kadar çok kirlenmiş lan. Aracı yıkayınca kendini ortaya göstermiş ha. Aynen ya, baktım yıkıyorlar, yıkadığınca hani değişimi gördüm ben. Baya baya bir değişmiş senin araç. Ama demek ki çok kirlendiği için hani hiç fark edememişsin. He aynen ya. Bundan sonra her gün yıkayacağım ya. Baksana. Bambaşka bir şeymiş benim araç ya. Ben şöyle anahtarlarını teslim edeyim. Heh. Bir şey yaptırmadın değil mi? Yok yok, bakabilirsin. Tamam neyse o zaman. Hadi eve kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Aferin lan sana, güvenim arttı. Ne demek patroncum, ne demek her zaman. Hadi bakalım işinin başına geç. Yırttık arkadaşlar, yırttık. Aha, enişte mi arıyor? Efendim enişte? Lan Onur, benim Doblo'yu çalmışlar ya. Doblo'yu mu çalmışlar? Hangi şerefsiz çaldı acaba ya? Belki şerefsiz değildir. Nereden biliyorsun lan? Hiç tahmin ediyorum.